Selamünaleyküm, efendim hayırlı günler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlar getiren bir program olması temennisiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, biz ayrılan sürenin başında olmakla beraber siz değerli kardeşlerimizle bugün üçüncüsünü paylaşacağımız vesvese, evham ve bizi hayattan, yaşadığımız atmosferden, evden, iş yerinden uzaklaşmamıza, ruhen daralmamıza sebebiyet veren şeyleri konuşuyorduk. Bunlar bizim için önemliydi. Bunların üzerinden gelen milyonlarca insan vardı. Biz de onlardan bir tanesi olabiliriz'i konuşurken dün programı bitirdik. Bugün çözüm yollarına odaklı bir program olacak inşallah. İlk önce bugün mesaj almayacağız. Programımızı mesaj yollamadan takip ederseniz sevinirim. Bugün bu konuyu bitirelim. Çünkü çok dağılıyor ve sonrasında da konu bütünlüğü dağıldığından dolayı da çok fazla bir fayda elde edemiyor kardeşlerimiz gibi geliyor bana. Şimdi size bugün özellikle şu dakikalarda radyolarının başında panik rahatsızlığı bulunan, sürekli kendince hoşuna gitmeyen ama bir türlü ondan kurtulamadığı düşüncelere sahip olan kardeşlerimiz için çok önemli şeyleri anlatmaya çalışacağım müsaadenizle. Değerli kardeşlerim, az önce bahsettiğim gibi hiçbir insan kendi başına çözemediği bir şey için bunun mutluluğunu yaşamaz. Yani dışarıdan bakıldığı zaman evet, o insanların çektiği sıkıntılar, o insanların ızdırapları, belki çaresizlikleri vesaire, bunlar şöyle değerlendirilir. Neden kendini üzüyorsun? Neden kendine bu eziyeti veriyorsun? Neden yaşatıyorsun diye. Evet, kişi bunun en fazla zararını çeken olduğu için buna söylenecek bir şey yoktur bu durumdaki insanlara. Neden böylesin diye zaten bir sorun yaşar. Peki bu sıkıntı nasıl olur? Nasıl bunun üzerinden geliriz? Onu herkesin çok rahat bir şekilde anlayabileceği şekilde inşallah size sunmaya çalışacağım. Bugün sadece panik rahatsızlığı ya da ilaç kullananlar veya teşhis olarak böyle bir rahatsızlığı ortaya çıkanlar değil, her dinleyicimin, Halil İbrahim Sofrası programını takip edenin çok dikkatli bir şekilde kaçırmadan dinlemenizi istiyorum inşallah. Hem size hem bize kolay gelsin. Değerli kardeşlerim, 3D kuralı. Bunu yıllar öncesinde yine bir programda uzun uzadıya olmasa da biraz bir girizgah yapmıştık. Buradan başlamak istiyorum. Şimdi biraz böyle rahat bir şekilde, çok fazla bir uğraşacağınız bir şeyler varsa etrafınızda, eğer mümkünse onlardan biraz uzaklaşarak radyolarınızın veya kulaklığınıza giden o cep telefonu veya aygıtların sesini açarak bize dahil olun. 3D kuralı, yani Denizli'nin D'si. Duygu, düşünce ve davranış. Duygu, düşünce ve davranış. Nedir bu? Şimdi yaşadığınız her şeyi düşünün. Evhamları, acaba ölür müyüm? Kalp krizimi geçiriyorum. Çocuğumun başına bir şey gelirse, ben iyi bir baba olamazsam, o beni istemezse, bu böyle düşünmezse gibi şeyler oluyor ya, iç sıkıntılarına sebebiyet veren. Bunun şifası Allah-u Teala'nın izniyle şimdi sizlerle paylaşacağım bu 3D kuralında yatar. Nedir bu? Değerli kardeşim, şu kainatta bütün düşüncelerimiz, bütün o fikirlerimiz duygulara göre belirir, anlam kazanır. Unutmayın, 3D. 3 tane D var. Tekrar ediyorum. Hayatta son nefese kadar bütün düşüncelerimiz duygulara göre belirir. Yani örneğin siz sabahın erken vaktinde kalkmayı sevmiyorsunuz. Sabah namazını kıldınız, yattınız, sonra işe gideceksiniz. Bir iki saat daha yatayım diye düşündünüz. Ama o günde uykunuz gelmedi
veya kalkmanız gerekiyordu. Kendinizi sarhoş gibi hissettiniz. Başınız ağrıyor. O gün hiçbir yer, bir iş yapmak istemiyorsunuz. Ama birdenbire kendinizi hem uyuyamıyor ya da zoraki olarak yataktan kalkmak üzere hissediyorsunuz. Bu 3D kuralına göre bütün düşüncelerimiz duygularımıza göre ortaya çıktığına göre ilk önce biz şunu hissettik. Ya bugün ne kadar kötü bir iş ya. Ben nasıl ayağa kalkacağım? Ben nasıl bunları yapacağım? Yani olumsuz duygularla güne başladık. Sonra düşüncelerimiz olumsuz olmaya başladı. Sonra ortaya çıkan o düşüncelerimiz de olumsuz davranışlara bizi itti. Yani aslında ilk başta bir duygu, ki bu kötü de hissediyor olabiliriz, iyi de hissediyor olabiliriz. Duygular bir robot gibi monoton bir şekilde değildir. Ama onun esiri olmadan bunu yapsak sıkıntı olmayacağı halde, bu durumda eğer duygularımız kötü ya, tamam, hemen olumsuz bir düşünceyle şunu yapmayalım. Evet, ben bugün yorgunum. Evet, bu saatte uykumu almadan kalkıyorum. Evet, şu anda çok yorgunum. Ama bunu büyütmeme gerek yok. Olumlu düşünerek. Evet, yorgunum ama hayattayım. Evet, bugün şu saatte kalkmadan 2 saat daha fazla yatabilirdim. Ama acılar içinde de kıvranabilirdim. Şükür. Biraz olumlu düşündüğünüz zaman bu sefer davranışlarınız da değişir. 3D, yani duygu, düşünce ve davranış hayatımızın her anında vardır. Yani siz aslında kendi başınıza o günün, hani derler ya, Z raporu alırsınız diye, bütün işletmelerin belli bir fiş kesmesi lazım. Ne sattıysanız, fatura vesaire, neyse işte kesiliyor ya. Z raporu vardır günlük, onu alırsınız. Böyle yaptığımız zaman olumsuz duygular, olumsuz düşünceler ve olumsuz, tabii ki, sirayet eden davranışlara geçtiğimiz zaman o günün Z raporunu alıyoruz aslında. Günü kapıyoruz. Neden? Bugün benim hiçbir işim düzgün gitmeyecek. Bugün bir içimden bir sıkıntı hasıl oldu. Bir kötü haber alacağım herhalde. Bugün ayakta nasıl duracağım bilmiyorum. Galiba hasta olacağım. Bütün bunlar davranışlarımızı da değiştiriyor. Bu sefer gergin, sık nefes alıp veren ve kaslarımızı çok sıkı bir şekilde kasarak gergin bir hal alıyoruz. İş yerine gidiyoruz veya hanımınızla konuşuyorsunuz, kocanızla konuşuyorsunuz, çocuğunuzla görüşüyorsunuz, gerginsiniz. Hemen efendim bağırmaya, çağırmaya, bir tartışma atmosferi meydana getirmeye. Bütün bunların sebebi, ilk başlangıç noktası aslında o güne nasıl uyandığınız ve gününüzü nasıl şekillendirdiğinizdir. Değerli kardeşlerim, herkes için kainatta genel durumlar vardır. Mesela diyelim ki ailede bir boşanma oldu. Ya da askere gittiniz, askerde yeni bir yerdesiniz efendim. Hiç görmediğiniz bir yerdesiniz, tanımadığınız insanlarla berabersiniz. Bir hastalık oldu üzerinizde, şok yaşıyorsunuz, bir ölüm var, bir trafik kazası yaşadınız. Ya da hamilesiniz, doğum yapacaksınız, bu ilk doğumunuz oldu. Birçok insanın anlattığı şeyler vardı. Onlara hep kulak misafiri oldunuz. Hasılı, şimdi hepimizin başımıza gelen genel şeyler var, sıkıntılar var. Bütün bunlar hepimizin başına gelebilir. Kayıplar, boşanmalar, efendim doğumlar, trafik kazaları vesaire vesaire. Farklı ruh halimiz olabilir. Bunu sakın şöyle düşünmeyin. Ben neden üzgünüm? Demek ki hastayım. Ben efendim şu anda bunu düşünüyorsam demek ki bende bir sorun var. Hayır. Düşünmekten korkmayın. Duygu insanlara mahsus bir şeydir. Ondan da korkmayın. Davranışlarınızı
nasıl yapmanız lazım? Nasıl yaparsanız insanlar sizin için güzel düşünürler? Bunun da önemini çok fazla böyle kafanızda büyütmeyin. Mesela ben evlenilecek bir kadın değilim. Ben efendim iyi bir baba değilim. Ben sevilmeye değer biri değilim. Mesela bütün bunlar kendi kendimizi üzmekten öte hasta etmeye de sevk eder. Ben bir işi başaramam. Ben bugün bu işi yapamam. Neden? Halbuki sabah sinirli kalktın olabilir. Bununla ilgili size bazı şeyleri de söyleyeceğim. İyi bir uyku istiyorsanız, pozitif kalkmak istiyorsanız bazı şeyleri yapacağız öyle bedavaya. Bugün ben böyle pamuklar, böyle yastıklar üzerinde böyle tertemiz bir rüya görmüşüm, kalkmışım diye bir dünya yok. Birçoğumuz da böyle değil. Uykumuzu da bu şehir atmosferinde, bu fabrika atıkları, bu kadar havanın kirlendiği, hormonlu şeylerle beslendiğimiz, ne yazık ki bütün olumsuz haberlerin, bu kadar bizi üzen şehit cenazelerinin, değil mi, ekonomik sıkıntıların olduğu bir dünyada yaşarken böyle vur patlasın, çal oynasın diye bir hayat sürdürmemiz mümkün değil. Ama biz bu işin neresinden tutarız da daha iyi bir hayat sağlarız kendimize ve ailemize, ona bakalım. Şimdi ilk önce o zaman o uykuyla alakalı şeyi anlatayım size. Konu konuyu sonra açar, belki unuturuz. 3 tane madde var değerli kardeşlerim. Özellikle evhamlı, çok sinirli veya gelecekle ilgili kaygıları olan, kendiyle ilgili çözemediği bir şeyleri olduğuna inanan bir kardeşimizseniz, şu 3 maddeyi eğer uygularsanız Allahu Teala'nın izniyle %50'sini, çok ciddi söylüyorum bakın, %50'sini bütün sıkıntılarınızın geride bırakmış olursunuz. Tamamıyla hayatınız değişmez ama bunun farkını görürsünüz. Bu dediğimi 3 maddeyi bir 10 gün 15 gün efendim hiçbir böyle şaşma yapmadan yaparsanız sonuçlara siz de şaşıracaksınız. Bunu da sizlerle söylüyorum. Zaten programımız kayıt altında. Allahu Teala'nın izniyle benim birazdan sayacağım 3 maddeye riayet ederseniz, uykuyla alakalı sadece bakın bu maddeler, bu denenmiş, ispatlanmış ve bu konuda elde verilerin olduğu bir şey. Duvara dayanarak konuşmuyorum, merak etmeyin. Gelelim buna. Arkadaşlar, yemek mevzusunu, gece yemeğini hayatınızdan kaldıracaksınız. Akşam ezanı okunduktan yarım saat sonra diyelim, yani 9-9.30 neyse. Eğer 12'de uyuyorsanız saat 9.30'dan sonra yoğurt, meyve bile yemeyeceksiniz. 2 gün belki mideniz kazınır, aç yatarsınız, mideniz kazınır mazınır, 2 gün sonra alışırsınız, ölmezsiniz ya Allah'ın izniyle. Unutmayın, bu birinci kural. Neden? Siz zaten duyarlı insanlarsınız. Zaten takıntılarımız var. Acaba şöyle mi böyle mi derken vücudunuzun dinlenmesine izin vermeniz lazım. Allah Celle Celaluhu her şeyi mükemmel bir surette yaratan Rabbimiz bu vücudu da dinlenmesi için belli bir sistem yaratmış. Müthiş bir sanat eseridir. Siz eğer yatmazdan evvel yerseniz, bu yedikleriniz dinlenmek üzere kendini rektefiye alan midenizin, karaciğerinizin, bağırsağınızın yeniden hareketlenmesine, yeniden çalışmasına, beynin efendim o yenilen maddelere nelerin, hangi enzimlerin, hangi hormonların şunun bunun salgılanmasını düşünmesine, beynin yorulmasına, kalbin daha fazla çalışmasına, yani sizin dinlenememenize sebebiyet verecektir. Yani siz yemek yiyip yattığınızda aslında halı saha maçı yapıyorsunuz. Sabah kalktığınız zaman da
neden ben uykumu alamadım, neden moralim bozuk, neden şu oluyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Birincisi bu. Bu üç maddeyi unutmayalım. Herkese de söyleyin. Birinci madde, yatmadan 2,5 saat önce hiçbir şekilde efendim bu meyveydi, bu yoğurttu, komşum şöyle dedi, amcamın oğluna iyi gelmiş, teyzemin kızı böyle dediğiyle bu işler yürümez. Lütfen sağlığınız için, beyninizin, vücudunuzun dinlenmesi için, daha güzel olmanız için, kim güzel olmak istemez, daha sağlıklı olmak için vücudunuzu dinlendiriniz. 2-3 saat öncesinden yemek kesilecek, bu bir. İkincisi, arkadaşlar, uyumadan önce lütfen ama lütfen televizyon izlemeyin. İkinci kural, yatmadan önce eğer televizyon izlediniz, sohbet izlediniz, radyo programında bir şey dinlediniz vesaire vesaire, en az yarım saat boyunca kendinizi o günün ne yaptığınızla, ne ettiğinizle alakalı güzel, ama bakın arada geçen güzel şeyleri düşünün. Bu bir ricadır. Nasıl mesela, hiç benim iyi bir günün geçmiyor diye bir şey yok. En azından namazını kıldın mı kardeşim? Çok küçük de olsa birine bir iyilik yaptıysanız o gün, o günü düşünün. Bu sizi vesveselerinizin, takıntılarınızın değil de başka şeylere motive olmanızı sağlayacak. Geçirdiğiniz o bir günü düşünün. Ben ev hanımıyım, ne olacak yani, her günüm aynı. Değil. Çocuğunuz mu var? Tebessüm ettiğiniz bir an oldu mu o gün içerisinde? Veya bir iyilik yaptınız mı? Birine selam verdiniz mi? Diyelim kendinize de iyilik yapacaksınız. Ne demek o? Namazınızı kıldınız mı? Kulluk görevini yaptın mı? Veya çocuğunun başını mı okşadın? Ya da iş yerinde bir arkadaşına yardımcı mı oldun? Bir fakire sadaka mı verdin? Efendim, birine tebessüm mü ettin? Bak, o da sadaka. Telefonda birine iyi mi davrandın vesaire. Bak, en küçük bir şey de olsa ne olur, aklınıza getirin ve o günün farkına varın, farkına varın. Birçok rahatsızlık zaten bugüne odaklanmadığımız için oluyor. Aşırı plan yapmaktan, 3 sene sonra bu, 5 sene sonra bu, hatta yemek yerken yemekten sonra ne yapacağım? Peki yemekten sonra tatlayacağım, ondan sonra ne yapacağım? Sonra uyuyacak mıyım yoksa... Bu sizi hasta eder. Aşırı plan, program, dün sizlerle paylaştığımız gibi aşırı fedakarlık, her şeyin aşırısı zararlıdır. Tekrar ediyorum. Birincisi neydi? Kuralımız, 2-3 saat yemek yemeyeceğiz. İkincisi, televizyon, hele hele hiç saymıyorum, öyle dizilermiş, öyle korkutucu şeylermiş, bilmem neymiş, böyle saçma sapan şeyler değil. Sohbet bile dinlesen, izlesen, sonra bitti mi? Yatağına geçecek misin? Elini yüzünü yıka, abdestini al güzelcene. Mümkünse şöyle biraz derin nefes alın. Kendinizi böyle yatmaya hazırlarken, elhamdülillah deyin içinizden, şöyle yatağınıza ayağınızı koydunuz, besmelenizi çektiniz, değil mi? Şunu düşünün, bugün elhamdülillah güzel bir gün oldu. Evet, şöyle şöyleydi, böyle böyleydi ama şükürler olsun. Evvela bir hamd etmeyi bilelim, şükretmeyi bilelim. Yatağımızın içine girdik, duaları okuduk, onlar size ait. Sonra iyi şeyler düşünün. Sağ tarafınıza doğru dönün. Efendim, kıble tarafına doğru dönün, böyle sağ tarafa doğru. Ve efendim, avuç içinizi sağ yanağınıza doğru alın ve ayaklarınızı karnınıza doğru biraz çekin. Hani annenizin karnında nasıl duruyordunuz? Efendim, cenin uyuşu derler buna. Şöyle avuç içinizi kıbleye doğru döndünüz, sağ tarafa doğru döndünüz. Bir de efendim ne yaptık? Güzel şeyler düşünmeye çalıştık. Eğer o gün gerçekten sizin için hiç
yani aklınıza getirmek bile istemediğiniz bir günse, hep böyle her şey üst üste geldi, düşündüğünüz olmuyor, güzel günlerinizden birkaç tanesini düşünün. Bunu yaptığınız vakit, siz bunun değerini anlamıyor olsanız da, düşünce, duygu ve davranış dediğimiz bugünkü programda anlatmaya çalıştığımız şeyleri tetiklemiş oluyorsunuz. Evet, bir anda bu olmuyor. Ama inanın 10 gün, 15 gün sonra aklınıza hep olumlu şeyler gelmeye çalışacak, gelmeye başlayacak. Hep olumlu şeyler düşüneceksiniz. Olumlu davranışlar sergilemeye bakacaksınız. Bunu kendinizi zorlayın. Kendinizi zorlayın buna. Sizin sağlığınız yerinde olursa diğer insanlara da faydanız olur. Eğer kendinize siz bakmazsanız, yeri geldiğinde kendinizi pohpohlamazsanız, kendinize ödüllendirmezseniz, kendinize güvenmezseniz Allahu Teala'nın istediği ölçüde, kibre varmadan, gösterişe varmadan, insanları töhmet altında bırakmadan müthiş bir iş olur. Birinciyi anlattım, ikinciyi anlattım ve üçüncüye geldik. En önemli kısım, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen, 9-10 yıldır programımız devam ediyor, 11. yıla geleceğiz. Her sene mutlaka değindiğim bir mevzu. O da olmazsa olmaz ama en büyük yanlışlardan bir tanesi, gece lambası. Eğer değerli dinleyenlerim, çocuğunuzun odasında gece lambasının sizin yatağınızın olduğu yerde veya yattığınız yerde aydınlatma olmasının zararını bir bilseniz, beyne zararlarını bir bilseniz, hayatınız boyunca kapkara şöyle efendim üzerinize battaniyeler atacağınız yok ama ışık girmesin diye perdeler alırsınız. Sırf sağlığınızın değerini bilmek için, ama ne yazık ki bu çok fazla bilinmiyor. Ne yapıyoruz? Vücudumuz saat 11, bu genellemedir. Bunun böyle 11.30 diyeni var, 10.30 diyeni var ama biz 11 diye diyelim. Saat 11 ile 3 arasında, unutmayın hani teheccüde kalkıldığı vakitte, bakın buradan başka bir şekilde ortaya çıkıyor. 11 ile 3-3.30 arası insanların yaratılış itibarıyla beyinlerinin dinlenmelerinin en üst seviyede olduğu, melatonin ve serotonin denilen mutluluk hormonu dediğimiz, yani insanların o bugün az uyudum ama sanki 10 saat uyudum dediğiniz hali tetikleyen o hormonların vücuda zerk edilmesine vesile olan o karanlıktır. Ve 11 ila 3.30 saatleri, tekrar ediyorum bunu, 4 olur, 11.30 olur, Allahu Alem diyorum. Bunu sağlarsanız, diyelim etrafınızda kapkara bir şey yok, pencerenizden başka bir ışık geliyor, göz bantları alın. Ondan sonra bunları uygularsanız eğer, bu 3 tane maddeyi yaparsanız, 10 gün bakın dediğimi bir dinleyin. İbrahim kardeşim demişti, ben bir radyo programında radyo frekanslarını böyle gezerken adamın biri konuşuyordu, bir dinleyeyim dedim bakalım. Bunu yapın, Allahu Teala'nın izniyle dua edersiniz. Çünkü çok fazla denendi, çok fazla tavsiye ettik, çok da bunun yararını gördük. Allah Azze ve Celle kurban oldum, bizi de sizin şifanıza vesile kılsın, amin. Bunu unutmayalım, 3 tane mevzu, tamam mı? 3 saat önce yemek yemiyoruz. Biraz midemiz kıvransak da, böyle guruldasa da, yemek yemek dese de hayır kardeşim diyoruz sağlığımız için. Yatmadan evvel abdestimizi almayı alışkanlık haline getiriyoruz. Zaten midemiz boş olduğu için daha rahat. Böyle çarpıntı bilmem ne olmadan yatacağız, sağa doğru döndük. Güzel şeyler düşündük. Eğer o gün güzel şeyler, mesela ilk anda bunu yapmanız biraz sıkıntı olur, size saçma gelir, sonra alışırsınız. Olumlu düşünüyorsunuz çünkü, beyniniz rahatlıyor. Sonra üçüncüsünde de karanlıkta yatacağız, kapkara olacak böyle. Tamam, şimdi bunu yaptığımız zaman ne yapıyoruz peki? Sizin ruh haliniz, içinde bulunduğunuz o ruh hali,
yoğunlaştığında düşünceleriniz aşırıya kaçmaya başlar arkadaşlar. Yani çok yoğun bir duygu, bir ruh hali içindeyken düşüncelerinizin hepsinin yanlış olacağını söyleyemem ama bilimsel bir gerçektir ki yoğun bir ruh hali içindeyken insanlar en fazla boşanmaları o zaman gerçekleştirirler. Tecavüzler en fazla o zaman olur. Cinayetler en fazla o zamandır. Efendim cinnet getirmeler vesairesi bunların hepsi çok yoğun olduğumuz zamanlar olur. Yani iş yoğunluğundan bahsetmiyorum. Yoğun bir ruh hali içinde olur. Her şeyi abartmaya başlarız. Olumlu hiçbir şeyin olmadığını sayarız. Çarpıtmaya çalışırız. Hatta inancımızla yani İslam'la alakası olmayan şeyler ortaya çıkar. Bu niye böyle? Bunu niye yaşıyorum? Aslında şeytanın istediği şey de budur. Sizi buraya getirmektir. İnançlı insanları bak, sana bunlar veriliyor. Demek ki Allah seni sevmiyor, haşa. İşte burada hemen bir formül size söyleyeyim. Allah'ın izniyle. Genelleştirmeden kaçalım. Evet, o gün size iyi gelmeyen bir haber aldınız. Bir arkadaşınızın sizi çekiştirdiği, gıybetini yaptığı, size iffetsizlikle, hırsızlıkla, namussuzlukla itham ettiğini gördünüz. Buna sevinecek haliniz yok. Elbette üzüleceksiniz. Ama orada mutlaka bu size ait bir olumlu şey bulmalısınız. Olumsuz düşünme, olumsuz davranışı tetikler. Duygu, düşünce, davranış. Eğer siz bir konu hakkında olumsuz düşünmeye devam ederseniz yapamayacağım, edemeyeceğim, olmayacak, başıma bir şey gelecek, içimde sıkıntı var, bir şey mi olacak, yok yok evet bugün mutlaka böyle bir şey olacak derseniz o da başınıza gelir. Çünkü siz davet etmiş olursunuz. Davranışlarınız artık insanlarla o kadar uzaklaşır ki siz etrafınızda konuşacak birilerini bulamazsınız. Ya iki kelime konuşulmuyor seninle demeye başlar insanlar. Niye bana bir şey anlatmıyorsun dediği zaman mesela karşınızdakine ya sana bir şey anlatılmıyor ki. Hemen parlıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hareketlerin böyle çok efendim agresif oluyor demeye başlarlar ve yalnızlığa itilirsiniz. O yüzden birçok şeyi gelin genellemeyelim. Evet, kötü bir şey başıma geldi bugün ama iyi bir şey de oldu. Hiçbir şey bulamadıysanız en azından ölmediniz. Sevdiğiniz insanların ölüm haberini almadınız. Başınızdan bombalar yağmadı. Tecavüze uğramadınız. Kocanızın ölüm haberini almadınız. Çocuğunuzun trafik kazasında efendim sakat kaldığı haberi, vefatı haberi gelmedi. Birçok şey açısından bırakın bunları düşünmeyi, daha güzel şeyler düşünün. Şu havayı alabildiğinizi, Allah-u Teala'yı ne kadar sevdiğinizi, dünyada şu anda yaşayan, gerçekten de Rabbine Celle Celaluhu bağlı insanlarla beraber olduğunuzu, değil mi? Olumlu şeyleri de düşünmek lazım. Şimdi olumlu şeyleri yok sayarsanız, her şeyi abartırsanız, kendi kendinize hatalar yaparsınız. Ben bunu nasıl yaptım ya? Hiçbir işim benim doğru gitmiyor. Yanlış. Doğru giden işleriniz de oldu, yanlışlarınız da oldu. Efendim, benim kocam beni hiç anlamıyor. Yanlış. Anladığı zamanlarda oldu. Anlamadığı zamanlar belki sizin için fazla gibi, evet belki de haklısınız, fazla oldu. Ama iyi zamanlarınız da oldu. Ben hayatım boyunca hiç gülmedim biliyor musun? Yanlış ve yalan. Kendini kandırma. Güldüğün zamanlarda oldu. Ağladığın zamanlarda oldu. Benim işim hiç düzgün gitmiyor. Yalan ve yanlış. Düzgün gittiği zamanlarda sen bunu algılamamıştın, düşünmemiştin. Olumsuzluğun şu anda seni esir aldığı için olumsuz düşünceler, ona odaklandın sadece. Kendi kendimize onu diyeceğiz. Ben şunu düşünmeyeyim dediğiniz zaman hastalığa davetiye çıkartırız. Düşünmek insana mahsus bir şey. Halil İbrahim sofrasındaki kardeşlerim, düşünce insanlara mahsustur. Olumlu düşünce vardır, olumsuz düşünceler vardır. Ben bunu düşünmeyeyim, düşünmemeliyim dedikçe düşünürsünüz. Mesela diyelim birini seviyorsunuz. Efendim, bu tarihin her zamanında yer almış bir şeydir. Kara sevdalar vardır.
Şimdiki o gecelik aşklardan bahsetmiyorum. Bir insanı sevdiniz. Bu insanın kaybı herkesi üzer. Herkesi tedirgin eder. Kaybeder miyim, bu mutluluğum gider mi diye. Ama hayatınızın her anında siz buna eğer efendim kendinizden fazla bir şekilde değer vermeye başlarsanız hayatınız o kişinin etrafında şekillenir. Onun hayatınızda olmadığını hissettiğiniz an hayatta yaşamanızın da sebebi olmadığını düşünürsünüz. Yani ruh hali çok değişiktir. Ruh hali yoğunlaştığı zaman dikkatimiz gider. Düşüncelerimizde bazı çarpıklıklar olur. Onları fark etmeyi öğrenmek bize çok yardımcı olur. Zaten bu programlardaki amacımız da bu. Yani bir robot değiliz. Bunu düşünmeyeceğim. Hayır. Kesinlikle düşünmeyeceğim. Mesela ayrıldınız o sevdiğiniz adamdan veya hanımınızdan, boşandınız, bir şey oldu. Efendim, hayır, düşünmemeliyim. Ben onu düşünmemeliyim dediğiniz zaman düşünürsünüz. İşte bu yüzdendir ki uzmanlara gittiğiniz zaman, bu işin uzmanları, psikologlar, pedagoglar, psikiyatrlar ne derler? Düşünmemeyi aklına getirme. Düşünmemeyi düşünmek de hastalıktır. Sizi hasta eder. Evet, bugün olumlu düşündüğüm kadar olumsuz da düşünebilirim. Hayat böyle. Çünkü hayat bir imtihan zamanı. Arkadaşlar, biz bazı düşüncelerimizin farkında olmuyoruz. Yani bir A4 kağıdına şöyle alıp da, evet az önce markete gittim, markette oradaki küçük bir kız çocuğu vardı. Onun başını okşadım, ne güzeldi, işte sevap kazandım. 2. Karşıdan karşıya geçiyordum, dedeyi karşıdan karşıya geçirdim. 3. falan. Böyle bir şey yazmıyoruz. Bunların farkında olmuyoruz. Yani bunlar otomatik hale geliyor. Eğer siz kendinizi değiştirmeye bir yerden artık bir dakika ya, bu adam doğru söylüyor ya. Bir dakika şimdi Lale Gül Efendi bak dinliyorum, doğru konuşuyor. Deyip de bir yerden hayatınızı bundan sonra daha olumlu düşünmeye, daha insanları affedecek yapıya, kin ve nefreti kalbinizden uzaklaştırmak için çalışmalar yapmaya başlamazsanız eğer, bu otomatikleşmiş bir hale dönüşür. Anlatabildim mi değerli dinleyenlerim? Siz bunun farkına varmazsınız. Ama her şey sizin için bir genelleme olur. Bak, her şey böyle. Her şey şöyle oldu. Hep bana böyle davrandı. Hep bana böyle yaptın. Bu sefer karşınızdaki insanları da incitmiş olursunuz. Ve o ön yargı haline gelir. Hep genelleştiriyorsunuz ya, karşınızdaki kişi ağzıyla kuş tutsa, amiyane tabirle, efendim, sizin için bir değeri kalmayacaktır. Çünkü siz ona zaten otomatikleştiniz. Olumsuz sizin düşünceniz. İşte bu çok tehlikeli. Gün içinde bunlar ne olur? Birikmeye başlar. O zihinsel görüntüler. Siz ne düşündüğünüzü takip edemezsiniz. Oysa bir şey düşünmediğimiz bir an yoktur. Bunu unutmayın. Bir şey düşünmediğimiz bir an yoktur. Rüyamızda bile bak uyuyoruz, uykumuzda bile rüya görüyoruz. Ve davranışlarımız etkileniyor arkadaşlar. Yani bir işi yapabileceğimizi gözümüz kesiyorsa, biz o şeyin gerçekten yapılabilecek bir şey olduğuna inanırsak, o işi yapma başarımız, şansımız daha çok yüksek olur. Ama tam tersine, ben bunu mümkün görmüyorum, buna inanmıyorum derseniz, o işi zaten başarma şansınız çok düşüktür. Şimdi askerde de bu öğretilir. Komando olarak yapanlar bilirler. Evvela 1200 metre koşarsın, bilmem kaç kilo teçhizatla. Ben bunu yapamam. Ama sonra bir bakarsın, yapabildiğini anlarsın. O 1600 olur. 4000 olur. 4000 bilmem kaçtan sonra işte 4500 koşarsın belli bir dakikada. Üzerinde 30-40 kilo yük vardır, mühimmat vardır. Tam bütün koşu biter, o da yetmezmiş gibi 200 atışı, 400 atışları vardır vesaire. 3'te 2 vuracaksın, bilmem vuramazsan ceza alacaksın. Yani demek istediğim şu. Nasıl askerde böyle bir şey var yani
kondisyon yükseliyorsa, efor yükseliyorsa mutlaka ve mutlaka biraz kendimizi aşmamız lazım. Hayır, ben bunu yapamam, bu mümkün değil, ben bunu aşamam dediğiniz o eşik var ya, orayı aşmanız lazım. Örneğin ben kendimden bir size örnek vereyim. Ben Eskişehir doğumluyum ve Eskişehir'de bildiğiniz gibi deniz yok. Ama 6 yaşında yüzme kursu açılmıştı Eskişehir'de. Yüzme kursuna gittim. Ardından Antalya'ya taşınıldı. Orada denize girdiğim zaman, tabii hep tatlı suda yüzmenin dezavantajı, boğulma tehlikesi geçirdim. Nasıl olsa yüzmeyi biliyorum diye hemen atladım böyle bir yerden. Ama tabii tatlı su, tuzlu su ve dalgaları hesap etmemiştim. Burada şöyle bir durum yaşandı. Vurgun dediğimiz durumu yaşadım. Yani 7-8 metre düşünün denizde. Kayalıklardan atlıyorsunuz bir de. Etraftaki balıkları hatırlıyorum. Suyun kendi sesi, bir taraftan nefes veriyorum. Nefes alamıyorum, su yutuyorum ama o şokta o 5-6-7 metrelik o denizin dibine doğru çöktüğümü görüyorum. Kulaç atamıyorum, şok denilen şey. Şükürler olsun oradan bir büyüğümüz, yaşıyorsa Allah selamet versin, İsmail abimiz. Bundan sonrasını böyle bir hayal gibi hatırlıyorum, yani o sesler, o şeyler. Ama hiçbir şey yapamıyorum, yani kollarım duruyor, boğulduğumun farkındayım, biraz su yutmaya da başladım. Etrafa bakıyorum böyle şaşkın şaşkın ama ne kulaç atabiliyorum ne de ayaklarımı hareket et. Böyle resmen külçe gibi aşağı. Sonrasını hatırlamıyorum işte. En son hatırladım oydu. Sonra işte dışarı çıkarıyorlar. İşte ağızdan sular çıkıyor vesaire vesaire. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben dedim bir daha kesinlikle Antalya'da Konyaaltı denilen bir sahil var. Oradan geçerken bile o boğulduğumu hatırlıyordum ve arkadaşlar böyle hadi gidelim voleybol oynayalım, şunu yapalım vesaire. Gidemez. Bu belli bir süre devam etti. Hatta bırakın onu, yağmur yağdığında, yani denize girilecek bir vakit olmamasına rağmen arabayla o cadde üzerinde geçerken o olayı yaşadığım yer benim için müthiş bir kalp çarpıntısının, o yaşadığım sıkıntının, o korkunun, o takıntının hikayesi oldu. Aradan biraz zaman geçti. Tam olarak senesini hatırlamıyorum. Bir uzman büyüğümüzden yardım aldım. O da bir gün tam boğulduğum yere gitmem gerektiğini, hemen denize dalmamam gerektiğini, sahilde kendi başıma bir yarım saat, bir saat suyla hemhal olmam gerektiğini, sonra birkaç gün sonra gittiğimde suya dizime kadar girmem gerektiğini, suyun işte karnına kadar gelmesi vesaire, birkaç gün sonra birkaç kula atıp çok fazla canım çekse de dışarı çıkmam gerektiğini vesaire, yani alışa alışa alışa, bu ilk zamanlarda biraz sıkıntılı olsa da gerçekten de o eşik dediğim, o örnek vermeye çalıştığım yere döneceğim, o eşiği aştığımı hissettim. Sonra bir baktım, yüzebiliyorum. Evet, hatta tam boğulduğum yere gidip kendimle dalga bile geçtim. Ya sen dedim ne kadar kafasızmışsın ya. Ne dedim sen, bak burada mı dedim sen boğuluyordun. Şöyle baktım, hatta oralara dalmaya çalıştım. Ama tabii o metrelere şeyle dalınmıyor, o kadar şey değil. Yani biraz da kendimizle eğlenmek lazım. Kendimizle dalga geçmek lazım. Böyle eleştiriye açık olmamız lazım. Ben yapamam, ben edemem, ben başaramam dediğiniz zaman yani sıkıntılar oluyor. Ama bunu mutlaka ve mutlaka tek başınıza aşmanız gerektiğini söylemiyorum. Yardım alabilirsiniz. Bu ayıp değildir. Tam tersine, bende bir şey yok, bende bir sıkıntı yok, ben süper bir adamım, herkes deli, ben akıllıyım. Bu zaten akılsızlığın ta kendisidir. Peki panik atak ne? Panik atak 10 ila 18 dakika, bazen en istisnai durumlarda 30 dakikalık bir korku ve huzursuzluk, evham nöbetleriyle beraber insanın sıkıntılı bir dönemi. Yani 10 dakikayla
30 dakika arasında devam ediyor ama dünyada o atak krizi denilen veya işte adı üzerine panik atak denilen o an 14 dakika. Ortalaması 13-14 dakika. Bu panik atağı yaşıyor olmanız için sizin illaki o gün biriyle kavga etmeniz, illaki aklınıza bir şey takmanız gerekmiyor. Hiç zaten bunun böyle bir şeyden sonra ortaya çıkmasını insanlar yadırgamazlar. Az önce çok korktum ondan nefes nefese kaldım der. Zaten panik atak olmasının sebebi birdenbire ortaya çıkmasıdır. Yani hiçbir şey yok ortada. Yemek yapıyorsun birden gümbür 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 diye kalbinizin attığını düşünün. Enseniz terliyor. Neyse bu belirtileri size bir kez daha aktaracağım. Ya demek istediğim ne oluyor? O anda ne oluyor bana diyorsunuz. İşte o ne oluyor bana dedikten sonra iki tane seçenek var. Birincisi vücudunuzun kaç ve kurtul tepkisi vardır. Ne yaparsınız? Hastane. Neredeyim ben? İkincisi durumu anlamak ve bununla uğraşmak yani savaştırmak. Evet yine kalbim hızlı atmaya başladı. Neyse birazdan geçer deyip işinize başka bir şeye odaklanmak. Böyle yaparsanız daha kolay olur. Bunlar öyle size zor gibi gelir ama milyonlarca insan bu tür olayları yaşıyor. Türkiye'de sadece 1 milyona yakın insanın en az bir kez panik atak geçirdiğini bilmiş olun. Çoğu da ben deli miyim, ben akılsız değilim diye böyle saçma şeylerden dolayı bunları söylemediğini de anlatayım. Yani ben psikoloğa gidenlerin rakamını söylüyorum bu konuda. Bir de gitmeyenler var. Yok yok benim bir şeyim yok diyenler var. Neyse. Şimdi kalp atışları artıyor. Kalp atışları artıyor. Vücudunuz size bir oyun oynuyor. Beyniniz. Vücudunuz, beyniniz size şunu anlatmaya çalışıyor. İsminiz ne? Ahmet, Mehmet. Diyor ki Ahmet artık benle ilgilen. Yıllardır beni ihmal ettin. Yıllardır çalıştın, çabaladın, sorumluluk aldın, aşırı evhamlandın. Efendim o öyle mi düşünür, bu böyle mi düşünür? Çok ince düşündün. Çok duygusal hareketler ettin ama başkalarının mutluluğunu düşündüğün kadar beni düşünmedin. Al sana. Güm 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 güm. Orada mısın? Diyor. Sonra terlemeye başlıyorsunuz. Neden? Kalbiniz hızlı attığında veya insanlar koştukları zaman terlerler. Şimdi siz bir film izliyorsunuz veya bir otobüs yolculuğu yapıyorsunuz. Koşmadan da terlersiniz. Neden? Sıcakla alakalıdır. Yani vücudunuz ısınır ve terlersiniz. Zaten kalp atışı hızlandığı zaman da diyelim ki koşuyorsunuz. Değil mi? Onda da aynıdır. Kalp atışı hızlandığı için terlemeler olur. Bu anda titreme ve sarsılma nöbetleri geçirebilirsiniz. Boğuluyor gibi hissedersiniz ve nefes alamadığınızı, bir nefes darlığınızın olduğunu hissedersiniz. Nefesiniz size artık yetmeyecek gibi. Yani siz aslında o an şunu düşünürsünüz. Ben nefes almak için özel bir çaba sarf etmezsem eğer boğulurum ve ölürüm diye düşünürsünüz. Hemen burada bir parantez açalım. Siz şunu unutmayın o an geldiğinde. Bırakın ölmeyi, bugüne kadar intihar vakaları içerisinde nefesini tutup da kendini öldürebilen bir insana rastlanmamıştır. Rahat olun. Yani anlatabildim mi? Nefesinizi istediğiniz kadar tutmaya çalışın, alamamaya çalışın, zaten alırsınız. Uyumamaya çalışın, uyursanız. Su içmemeye çalışın, içersiniz. Yemek yememeye çalışın yersiniz. Bırakın vücudunuzu ne yapıyorsa yapsın. Sadece nefes egzersizleri var. Ben bunu es geçmek zorundayım. Çünkü görüntülü bir program değil. Burada diyaframdan, midemizden, işte akciğer nefesi, mide nefesinden bahsetmem biraz saçma olacaktır. Çünkü görmüyorsunuz. Ama bunu öğrenin. Doğru nefes almayı öğrenin. Mesela en azından şunu söyleyeyim. Nefes alıyorum ya. Şu müziği kısalım arkadaşlar. Şimdi nefes alırken en azından onu söyleyeyim de bir faydası olsun. Şimdi göğsümüz var biliyorsunuz, bir de karnımız var. Biz lütfen hatırlayın o sıkıntı yaşadığınız, kendinizi çok gergin hissettiğiniz, sinirlendiğiniz, heyecanlandığınız vakitlerde aldığınız nefesler. En azından bundan sonrasına dikkat edin. Hep göğsünüzden olur. Yani evvela kısa kısa ve
göğsümüzün üst tarafından nefes alırız. Şeklinde. Yani yukarıdan alırız. Sakin olduğunuz zaman uykuda da mesela tam tersine evvela göbeğiniz şişer. Şeklinde. Zaten öyle yaratmış ki Allah-u Teala Celle Celaluhu, siz hızlı nefes almaya başladığınız zaman göğsünüzde, işte akciğerlerinizde o kadar nefes almak için kendinizi zorlayacak. Çünkü kan pompalanıyor. Siz eğer kendinizi o anda eyvah ben bittim, yere yığılayım, hastane nerede şeklinde kaç ve kurtul denilen birinci yere sevk ederseniz, bu size biraz sıkıntı verebilir. Hiç hastaneye gitmeyin. Yani eğer daha önce tetkik yaptınız, kalbinizde sorun yok, beyninizde sorun yok, size bir teşhis konduysa, aman yanlış anlaşılmasın, her neyse tamam. O anda başka şeylere odaklanmaya çalışın ve doğru nefes almayı öğrenin. Bununla ilgili olarak da size şunu söyleyebilirim. Bu anlatacağım şey, çok sıkıldınız, bunaldınız, artık panik atak rahatsızlığınızın olduğunu biliyorsunuz. Bu uzmanlar tarafından, doktor tarafından size ne yapıldı? Söylendi ya diyelim, ilaç kullanıyorsunuz. O anda yapılacak şey şu. Bir insan günde biliyorsunuz kaç bin kez nefes alıyor. Bir dakika içerisinde biz ne kadar nefes alıyoruz? Sinirlendiğimiz zaman, panik atak olduğu zaman çok hızlı oluyor. Biz bunu yavaşlatacağız. O da şöyle olacak. Nefes alırken sadece, ama bakın, panik atak zamanında. Baktınız böyle kalbinizi bir türlü şey yapamıyorsunuz. Ölüyor muyum falan. Hemen yapacağımız şu. 6-4 veya 4-4-6 ne demek bu? Saniye. Aldığınız nefesi say. Altı saniyede ver. Bitti. Bunu yaptığın zaman 5 saniyede eğer bekletirsen, mesela 6 saniyede nefes aldın, tamam mı? Ya bunu saniyelerine boş ver. Nefes al, karnından nefes al yavaşçana. 3-5 saniye beklet ve verirken de 3-5 saniyede ver böyle yavaş yavaş. Zaten bunu yaptığın zaman en fazla 30-40 saniye sonra, 1 dakika sonra, en geç 2 dakika sonra oksijen aldığınız miktar az olduğu için kalp atışlarınızda bir dengeleme söz konusu olacaktır. Hatta bununla ilgili karbondioksit, yani bir kese kağıdını kullanan insanlar da var o anlarında. Yani bu olayı birkaç dakikada biteceğini unutmayacağız. Soluğunuzun kesilmesini düşünüyor olabilirsiniz. Tam göğsünde bir ağrı var. Acaba işte kalp krizi mi geçiriyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Baş dönme var. Acaba yolun ortasında bayılacak mıyım? Sersem gibiyim ya, sanki bana uyuşturucu bir iğne vermişler gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da artık bir arabanız vardır, arabayı önemsemeyecek. Eşiniz vardır, eşinizi önemsemeyecek. Sizin için değer olan, yani değerli olan şeylerin değerini yitirdiğinizi düşünecek olabilirsiniz. Ya da kontrolünüzü kaybedeceğinizi, çıldıracağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Evinizde yavrunuzla çok iyisiniz. Birden o sıkıntı hali geldiği zaman, diyelim ki içinizden ya o çocuğu kaldır fırlat at dendi. Ya da ben delirir miyim? Pencereden çocuğumu düşürür müyüm? Acaba sokakta giderken benim bir hastalığım olursa, bu hastalığım tam çıktığı zaman çocuğum yalnız başına kalırsa ona kim bakar, kim götürür vesaire, birçok şeyi o panik atak dediğimiz 10-15 dakikalık süre içerisinde yazarız. Ölüm korkusu zaten tavandadır. Zaten bir nevi ölümü, o ölüme karşı tepkisini bize yaşatır. Üşüme olabilir, ürperti olabilir veya ateşlenme olabilir. Mesela ense tarafınızdan başlayan terlemeler birden olabilir. Bunların hepsi belirtileri arasında yer alır. Bununla tabii uzmanlara, bunlardan 5-6 tanesi sizde oluyorsa mutlaka görünmekte fayda var. Tabii inançlı insanları seçin. Bu konuda dindar olsunlar. Gittiğiniz insanlarda sizin konuşmalarınıza falan makul cevaplar verebilecek şeyler olsun. Diyelim ki bazı insanlar var. Efendim, doktora gidiyorsun, doktor sana güven vermiyor ve adam diyor ki sana namaz kılmana gerek yok, olsun, oruç tutma, şunu yapma,
gibi şeyler. Mesela sen diyorsun ki ya dua etsem olur mu? Duanın bir önemi yok. Ya böyle adamlar da çıkıyor. O yüzden gideceğiniz insanları iyi biliniz. Şimdi şunu unutmayın. Hayatınızda böyle bir sıkıntı yaşadığınız zaman ilk 1-2 atağınız çok dehşet verici olur. O hastaneye gittiğiniz dönemler. Ama sonra bu azalır. Azaldıkça azalır, azaldıkça azalır. Ama ne olur, insanın ilkler hep aklında kalır. İlk. İlk efendim işte kaza geçirirsiniz. Ondan sonra unutamazsınız. İlk mikrofona çıktım, o yüzden tebessüm ettim. İlk yayına çıktığım zaman mesela. Kekemeydim ilk çıktığı zaman Antalya'da. Hiç unutmazsınız. Şimdi o panik atak geçiren insanlar da o ilk anlarını hiç unutmazlar. Ama sonra hastaneye gittim ama bak kalp krizi geçirmedim. Çıldırmadım. Ben daha önce de bayılacağım zannettim, bayılmadım. İşte bu korkular azar 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 gider. İşte bunu bir böyle kısır döngü arasında hayatımızı geçirmeye gerek yok. Yani sokakta olmayayım, evde olayım, yalnız yaşayayım veya hastane yanı başımda olsun gibi şeyler veya banyo yapamayacak efendim hale gelmemek gerekir. Hatta cinsellikle alakalı da bütün bunlar var yani. Hayatı boyunca acaba benim kalbim hızlı mı atacak şeklinde insanların bu tür sıkıntılarla doktorlara gittiğini biliyoruz. Yani yaşamımızla ilgili bir kötü değişiklik, olumsuzluk oluyorsa bununla ilgili çözümsüz değiliz, merak etmeyin. Panik bozukluk dediğimiz şey var. Bunu doktorlarımız daha iyi anlatırlar sizlere gittiğiniz zaman. Nedir o panik bozuklukta? Hani şu atak bu atak dedik ya, şimdi onlara ayrıntılara girmek istemiyorum. Okulda bize işte gösterdikleri işte yatkınlık olarak durumla ilgili intihar eden bir arkadaşınızı gördünüz. Biri kalp krizi geçirdi bilmem ne oldu işte onun atağı oluyor. Ya da durumsal atak deniyor. Hani birbirini böyle tetikleyen ataklar oluyor. Ne bileyim tam bir konuşma yapacaksınız bir yerde. Söz sırası tam size geliyor. Birden böyle korkularla baş başa veya spontan ataklar deniyor. Bir anda böyle beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan şeyler oluyor. Ama bu panik bozukluk daha ilginç. Neden? Aslında panik atak değil bu. Bu panik bozukluk ne oluyor? Acaba yine o atağa geçirir miyim? Acaba şunun yanında, bunun yanında tam insanların gözünün kulağının bende olduğu anda bu başıma gelir mi, rezil olur muyum, o böyle düşünür mü şeklinde. İnşallah bunları sizlerle paylaşmış olduk. Biz bunların üstesinden geleceğiz. Ama ilk önce adım atmak gerekiyor. İnanacağız. Kendimizi kandırmayacağız. Yani inanıyormuş gibi yapmayacağız. Kendimize inanacağız arkadaşlar. Eğer bununla başlarsak biz işin yarısını kazanmış durumdayız. Ben bunu yapamam, bittim, benden adam olmaz, ben iyi bir şey olamam, ben dediğiniz an bittiniz. Ya ne demek ya? Rahat olacağız, rahat rahat. Efendim ya küçük duruma düşerim. Ya düş. Allah Azze ve Celle'nin sen nazarında iyi bir kulsan. Boş ver, salla ya. Ahmet çok kötü görecek beni. Vay be. Ahmet kim? İskelet bundan 30 sene sonra. Mehmet bana hava attı. Mehmet ne? Mehmet'in bütün bağırsaklarını, göz çukurlarını kurtlar dolduracak. Ney? Neyin üzüntüsündesin? Evladım bana böyle yapmadı. Yahu hepimizin aynı işte, bazen insanın boğası geliyor. İçinden hangi duygular geçiyor bazen, ama ne yapacaksın? Hemen sakinleşeceksin abi. Kızım, ama şu var. Böyle etrafa sırıtan pozlarla değil yani. Yani disiplin olması gereken yerde de kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Ama bu şiddet değil. Bu karşınızdaki insanın, çocuğunuzun eğitimi ve psikolojisi için geçerli, şımarık bir nesil yetiştirmemek için böyle ağzına şakkıdı şukkıdı böyle laflarla gayri ahlaki bir düzenin
adamı veya kızı olması için biz şey yetiştirmiyoruz, evlat yetiştirmiyoruz. Yeri geldiği zaman, evet kızım, sen bana sesini mi yükselttin? 3 gün odandan çıkmayacaksın. Bunu diyebileceğiz. Ama çok küçük sebeplerden böyle kendi kendimize şeyler ortaya çıkarmayacağız. Kızım üzülmesin, oğlum bana surat asmasın, annem darılmasın diye ben saçımı süpürge ettim, yemedim yedirdim, içmedim içirdim, ah bu başıma gelecekti diyeceğinize kimseye bel bağlamayın. Kimsenin arkasından koyun gibi de gitmeyin. Herkesi sevelim, sayalım ama o kadar. Kimse bizim için böyle efendim haşa sümme haşa ilahlaştırılamaz. Çocuğun da olsa, kocan da olsa, hocan da olsa, anan da olsa, baban da olsa Allahu Teala'nın sev dediği kadar sevmeliyiz. Buğz et dediği insanları da, fikirleri de buğz etmeliyiz. Sen benim için hayatımın goncasının, gülünün, dikeninin, sensiz ölürümler. Bir bakıyorsunuz 10 gün sonra adamı gömüyor. Daha 40 gün geçmeden bakıyorsunuz fıkralar anlatmaya başlıyor. Ya bu iş böyle, böyle de olması lazım zaten yani. Ölünün arkasından kaç sene şey yapacaksın, ağıt yakacaksın. Daha yeni oldu, onu bilmiyorum izlediniz mi? 40 gün geçmemiş daha. Bir de şimdi onu öyle diyorlar. Ya şu kadına bak ya hemen. Ya ne yapacak ya? Allah Allah. Biri ölecek, biri doğacak kardeşim. Yani bu intihar mevzularına da böyle. Çocuk mektup yazıyor, tamam mı? Ben seni çok sevdim. Sen sevgime karşılık vermedin. Aha ben de kendimi öldürüyorum. Gerçi o da başka bir şey. Bir türlü atlayamıyor. Köprülere gidiyorlar şimdi. O da garip ya, Allah Allah. Adam atlayacak, bakın atlarım diyor. Ya atlayacaksan atla diyor bir tanesi. Pat atlıyor falan. İlginç şeyler de oluyor. Ama bu bir rahatsızlık. Kimse kimse için ölemez. Hak bir dava vardır. Anlatabiliyor muyum? Dinin uğruna, bak intihar diye bir şey yok. Kim kim için ölmeli? Dinin uğruna ölürsün arkadaş. Yani vatanın uğruna, şu bayrağın namusundur ya, ölürsün. Namus, bak namus. Allah korusun ya, evine bir hırsız girer, bir şey olur, adamla boğuşurken dur ya neyse ben bunu bırakayım ya, ne hali varsa görsün mü dersin? O anda canın da gidebilir. Yani dinimizde ne için can feda edilebileceği bellidir. Ama kuru kuruya böyle sümüklü çocuklar gibi ben senin için ölürüm falan dediğin zaman olmuyor işte. Kimse kimse için ölmüyor kardeş. Ölmemeli de zaten. Bunu unutmayalım. Toparlıyorum. Kimse için hayatımızı mahvetmeye, hayatımızı efendim zindan haline çevirmeye, yaşamamızı onun elindeymiş gibi haşa ilahlaştırmaya lüzum yok. Çocuğunuz sizin için bir emanettir, hanımınız emanettir, koca emanettir, anne emanettir baba da. Bunun bir tık ötesine çıkmaya gerek yok. Ahirette herkes zaten aynı yaşta olacak. Sen annenle aynı yaşta olacaksın. Babanla aynı yaşta olacaksın. Haberin var mı? Burada saygısızlık yapma. Terbiyeli ol. Tamam güzel. Ama abartma. Aşırıya kaçma. Evvela Allah'ın Celle Celaluhu o konu hakkında senden razı mı, onun olurunu aldın mı, almadın mı onu düşün yeter. Bak onu aldın mı, oluru aldın mı? Diyelim bir iş yapıyorsun. O işte Allah razı mı? Celle Celaluhu razı. Ama Ahmet abi beni gördü. Ayşe şöyle dedi, Mehmet böyle dedi, İlyas şunu dedi dersen eğer, işte o zaman sorun var. Bırak ya, söven sövsün, öven övsün. İkisi de o tükrük bezinden çıkan küçücük bir sıvıyla oluyor. O tükrük bezi gittiği zaman adam boğaz kuruluğundan ölen insanlar var, biliyor musun? Ya yani dolayısıyla evvela kendimize inanalım, güvenelim. Arkadaşlar kimseye bel bağlamayalım, tamam. Bu anlatmaya çalıştığımız şeyler böyle çok zor gibi görünüyor olsa da Allah Celle Celaluhu'ya bir zorluk yoktur. Zorluk, acizlik, tembellik, üşengeçlik benim için var, senin için var. Yani hiç dert etmeyin bir şeyleri. Sorunsuz bir hayat olmayacağını da bilelim. Mükemmel bir hayatımız olmayacak. Çünkü mükemmel bir hayat
sadece cennette var olacak. Bizler onun için ne yapabiliriz onu düşünelim. Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendinizle arada kaynamayın. Vücudunuz çünkü size bir emanettir. Bu emanette her an gidebilir. Çok fazla kafayı takarsınız, bir vücudunuzun bir organından patlar. Bir yerden bir sıkıntı yaşarsınız. Yaşayacağınız senelerde size ızdırap olarak geri döner. O yüzden kendim ettim, kendim buldum demeyelim. Yaşamımıza güzel bir Müslüman olarak devam edelim. Haramlara dikkat ederek, helallere riayet ederek inşallah devam edelim. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün veda ediyoruz size. Ben dinlemede kalan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hızlıca sizin mesajlarınıza geçeyim. Ali Irmak yazmış. Aleyküm selam. İbrahim abi, beni çok güldürdün. Bugün Allah senden razı olsun. Bu acizaneye dua et inşallah demiş. Allah razı olsun kardeşim. Dualarınızı eksik etmeyin. Bu arada Ersin Enes Erden isimli emanet bugün itibariyle hafızlığa doğru yol alıyor. Siz de dua edin. Bu kardeşinizin en azından ailesine bir tane şey çıksın. Yani adam çıksın, babasına benzemesin, güzel bir yolda ilerlesin diye sizlerden dua bekliyorum. Ersin kardeşimizin efendim güzel bir yolda ilerlemesi için bütün çocuklarımızla beraber. Ercan Malçok yazmış. Ben niye Malçok okuyorum ya? Malçok, evet. Aleyküm selam. Ben de müezzinlik yaparken bir heyecan geliyor ama sonra atlatıyorum. Tatlı bir heyecan ama o çok güzel bir şey. Hiç yapamadığım bir şey. Bir ara deneyeyim dedim. Köyün camisinde böyle zaten topu topu 10 kişi var yok yani. Ondan sonra okuyayım dedim ama iyi ki okumamışım yani. Test ediyordum içeride, biliyor musun? Şimdiki gibi mikrofonlar falan yok ki. Sonra dedim insanlar dedim dinden imandan soğumasınlar dedim, boş ver dedim yani, yarıda kaldı öyle. O gün bugündür de kamet demiyorum. Burada bile böyle kısık sesli kamet diyorum yani. Allah razı olsun. Bilal Adanır, aleyküm selam, Allah razı olsun senden de, çok güzel bilgiler öğrendim. Estağfurullah, ne güzel olmuş. Nedret İnan, aleyküm selam, hayırlı bereketli yayınlar. Hamdolsun ki Lale Gül FM dinleyicisiyim, bu güzel bilgiler için teşekkür ediyoruz, bizler teşekkür ediyoruz. Süleyman Orhan kardeşim yazmış, Allah razı olsun demiş, sizden de efendim. Hacer Özfidan Keskin Hanım kardeşimiz yazmış, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hacer Hanım kardeşimiz, aleyküm selam. Abi bugünkü konumuz çok güzel. İyi ki varsınız. Sizi dinlerken takıntılarımdan ve olumsuz düşüncelerimden biraz da olsa uzaklaşıyorum. Rahatlıyor kafam. Dua edin inşallah demiş. Allah zihin açıklığı versin hepimize. Amin. Bu arada anlık böyle bir şeyler var ya, biraz rahatladım, biraz kafam rahatlıyor diyen kardeşlerimiz için söyleyeyim. Çıtanızı biraz yükseltin. Bundan sonra daha iyi olacağım inşallah deyin. Aklınıza böyle vesveseler, takıntılar geldiği zaman hayır bunu yapmamalıyım, hayır hayır demeyin. Yapın, ulan gene yaptım ya deyin. Kendinize biraz dalga geçin. Yani eleştiriye, öz eleştiriye açık olun. Adamın bir tanesi gelsin size bir şey desin. Ya sen ne kadar takıntılısın? Ya bana takıntılı dedi ya. Evet. Siz dedin ki ya gerçekten öyle ya. Helal olsun ya, ben ne manyak adamım deyin. Yani kendi kendinize. Amiyane tabirle konuşuyorum ama hani biraz rahat olun yani. Dur ya bir dakika ya, ayakkabılarım şu marka olsun da bilmem bağcıkları şöyle bağlayayım. Bu senenin modası buymuş böyle, palyaço gibi pantolonu çekeyim dizime doğru falan. Niye öyle görsünler? Ya adam içki içmiyor. Böyle bir durum da var, biliyor musun? Adam hayatı boyunca ağzına içki, yani alkollü içki koymamış. Sırf hava atayım diye günaha giriyor, manyak ya. Böyle adamlar da var, biliyor musun? Allah hidayet versin. Lan zaten sen şey yapmamışsın. Bak ne güzel, Allah sana imkan vermiş, içki içmiyorsun, yapmadığın bir şeyin günahını alıyorsun. Var mı böyle bir şey ya? Ciddi söylüyorum yani, bunlardan çok atmasyon. Ya zina değil mi şimdi? Allah affetsin bu kardeşlerimizi de, işte yolundan ayırmasın, kimseye de nasip etmesin, amin. Şimdi bu işi yapan var, zina yapan var, bir de hava atayım diye arkadaş atmosferinde, ya bugün buraya gittim ya falan. Ya arkadaş, senin yaptığın yanlışlar yapandan da fazlaya kaçıyor. Yapmadığın bir şeyi söylüyorsun, bir de onun şeyini alıyorsun yani. Ne gerek var? Şimdi adam anlatıyor, 60-70 yaşına gelmiş. Ben diyor gençken neydim var ya. Aha. Hadi bakalım, buyur. Bitti.
sen beni gençken göreceksin diyor. Ya bırak ya amcacığım, geç şöyle dörtlü yak kenarda bekle işte, artık biz de geliyoruz yanına yani. Niye dert ediyorsun ki, komplekse giriyorsun. Bizde böyle şeyler var. O öyle görsün. Dostlar alışverişte görsün. Üst kattaki komşunda varmış, ben de alayım dedim. Aa, o bu arabayı almış, bende niye yok? Şşt, duydun mu? Yeni telefon almış, bilmem kaç megapiksel. Artık nereyi çekecekse onunla. Uyduya mı bakacak? Yani ayı mı izleyecek, Mars'a mı bakacak? O pikseller uzana uzana, zannediyorum yakında gideceğiz yani böyle bir NASA tarafından. Her neyse. Ya hepimiz böyle bir şeyiz biliyor musun? Böyle ona şirin görünmek, buna iyi görünmek, ona böyle davranmak falan filan. Allah sonumuzu hayır eylesin, amin. Siz Allahu Teala'nın sizin hakkında ne düşündüğüne bakın kardeşim, gerisini sallayın geçin. İsteyen sövsün, isteyen övsün. İkisi de bir. Dürr-ü Meknun rumuzuyla kardeşimize, Serdal Akkuş kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Özgür Onurlu kardeşimiz, seni unutmak mümkün mü Özgür kardeşim? Allah razı olsun. Yengemize de selamlar, yavrumuza da selamlar. İsmi Bülent de zannediyorum. Mesut Gürsü, Gürsu. Aleyküm selam. Moralim düzeliyor abi sizi dinleyince. Azmim artıyor bazı konularda. Allah razı olsun demiş. Eyvallah kardeşim. Dualarımızı edelim, oldu mu? Bana da dua etmeyin. Yani şey unutursanız. Bana dua etme hakkınızı oğlum için kullanmanızı istiyorum. İnşallah. Bilge Şahin Soy, daha iyi olacağız inşallah demiş. Allah razı olsun. Aynen öyle ya. İyi olacağız. Böyle kafamıza kötü düşünceler falan geldiği zaman, ya deyin ki kendi kendinize, ya kendi kendime böyle artistik yapmayayım. Bu kadar aç insan var. Bu mültecilerden bir tanesi ben olabilirdim. Bak bayrağı bile yok adamın. Vatanı yok. Vatansızlık nedir bir bilsen diye kendi kendinize düşünürseniz. Ya o Yedikule hastanelerinde Allah şifa versin, acılarını dindirsin. İnsanlar organ nakilleri bekliyorlar. Sofralarında çorba kaynamayan insanlar var. Ayağa kalkamıyor. Eliyle bir bardak su içemiyor, eli yok. Ya ve en müşkülü, adam yazar çizer ama beyni yok. Hani onun eli yok dedik, yüzü yok. Bazı beyinsiz yazarlarımız, çizerlerimiz var din adı altında. Haşa, Kur'an-ı Kerim'de şu yanlıştı, bunun değişmesi lazım diyen beyinsizler var. Yani öyle okumuş beyinsiz olmaktansa efendim benim gibi, ortaokulda yaptığım gibi ayakkabı boyamak daha şerefli bir iştir Allah indinde. Çift sürmek daha şerefli bir iştir. O yüzden gelin havamızı, cakamızı birbirimize atmayalım. Hepimizin zaten gideceği yer kurtların, böceklerin olduğu toprağın altıdır. İnsan gibi yaşamaya çalışalım. Efendim, ve insanların ne düşündüğünden, mahallenin ne düşündüğünden ziyade Allah Azze ve Celle'nin ne düşündüğüne önem verelim. Hepinize selam ve sevgiler iletiyorum. Program hakkındaki eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bize atabilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.